Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. 11. sınıfla ilgili artık son soru çözümümüz. Üreme sistemi ve ekoloji ile ilgili soru çözümünü yapıp bitireceğiz. Şimdi birinci sorumuza baktığımızda diyor ki, dişi bireylerin yumurtalığında bir yumurtanın oluşup döllenecek duruma gelmesi sırasında üretilen hormonlarının etki gösterme sıralaması aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? İlk önce yumurtanın oluşması gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden de FSH salgılanacak. O zaman birinci sırada ne gelecek? 3 numara. Sonra FSH'a bağlı olarak östrojen salgılanacak. 2 numarada östrojen salgılanması olur. Sonra yumurtanın dışarı çıkması için LH'ın salgılanması lazım. 3 numarada bu olur. LH'a bağlı olarak da progesteron salgılanır. Sonra da uterus gelişimini tamamlar arkadaşlar. Yani cevabımız 3, 1, 4, 2 ve 5 olur. Yani Ceyhan şıkkı olur. Geçelim ikinci sorumuza. Diyor ki, insanlarda döllenme olayı gerçekleşirken erkek bireylerde çok sayıda üretilen sperm hücrelerinden en aktif olan bir tanesi yumurta hücresiyle birleşir. Bu olayla ilgili hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, döllenme sırasında spermin tamamı girmiyor. Akrozomu, hani o spermin baş kısmında bulunan akrozom var ya, akrozomun enzimleri buradaki bir tabaka var. Zona pellucida dediğimiz tabaka. Bu tabakayı parçalıyor ve içeriye giriyor. Daha sonra bu tabaka kalınlaşarak, sertleşerek diğer spermlerin girmesine engel oluyor. Diyor ki, zona pellucidayı spermin baş kısmındaki akrozomun enzimleri parçalar. Bu doğru. Spermlerin yumurtaya doğru hareketi kemotaksistir. Kemo demek kimyasal madde demek. Taksis de harekettir arkadaşlar. Kemotaksis kimyasal maddeye göre yönelme, gitmek demektir. Doğrudur bu da. Zigotun sitoplazma içeriğinin çoğunluğu yumurta hücresine aittir. Doğru arkadaşlar. Spermin sadece belirli bir kısmı giriyor. Döllenmeyi sağlayan faktör sperm hücresinin tamamının yumurta hücresine girmesidir. Bakın, tamamı girmiyor. Sadece çekirdek kısmı giriyor. O yüzden denizde şıkkı yanlış olacak. Sperm yumurta zarındaki reseptörlere bağlanır ve yumurta zarı ile sperm zarı kaynaşır. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız denizde şıkkı olur. Üçüncü soruya geçelim. Diyor ki, yeni doğan insan yavrusunda olaylarından hangileri görülür? Yeni doğan, bakın, insan yavrusu diyor. Segmentasyon olmaz. Çünkü segmentasyon anne karnındayken oluyor. Hücre döngüsü olur arkadaşlar. Çünkü hücre döngüsü büyüme ve gelişme için gerçekleşen, gerekli olan bir şeydir. Olur. Mayoz bölünme de olmaz. Mayoz bölünme ergenlik dönemine gelince olur. Cevabımız yalnız 2 olur. A şıkkı. Gelelim 4. sorumuza. İnsanda 22 artı X kromozomlu bir üreme hücresinin hangi cinsiyete ait olduğunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisinden faydalanılamaz? Yani yumurta mı, sperm mi olduğunu nasıl anlarız, nasıl anlayamayız? Üreme ana hücresindeki kromozom çeşidi. Üreme ana hücresine bakarız. Y kromozomu varsa erkektir. X kromozomu varsa yumurtadır. O zaman bunu anlaşırız. Hareket yeteneği varsa spermdir. Bununla da anlaşılır. İçerdiği sitoplazma miktarı. Bunu bilemeyebiliriz. Dursun bakalım. Akrozomun varlığı arkadaşlar. Akrozom varlığı spermde olur. O yüzden bu da olur. Üreme ana hücresindeki kromozom sayısı. Kromozom sayısı erkeklerde de kadınlarda da 46. O zaman buna bakarak anlayamayız. İçerdiği sitoplazma miktarına bakarak nasıl anlarız? Yumurtada bol miktarda sitoplazma vardır. Spermde daha az miktarda sitoplazma vardır. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Geçelim 5. soruya. Diyor ki, bu özelliklere göre hangi çocuklar tek yumurta ikizi olabilir? Arkadaşlar, biz boya değil. Bakın, boya bakmıyoruz. Çünkü boy değişebiliyor. Tek yumurta ikizi olabilmesi için cinsiyetlerinin aynı olması gerekiyor. Bir kere cinsiyeti farklı olanları hemen silelim. Bakın, Seda Cem gitti. Cem Özlem gitti. Çağlar Özlem gitti. Ya Seda Özlem ya da Cem Çağlar. Bakalım Seda ile Özlem'e. Seda'nın kan grubu B, Özlem'in kan grubu A. İşte olmaz. İkisinin de kan grubu aynı olmak zorunda, gitti. Cem'le Çağlar'a bakalım. İkisinin de kan grubu A. Birinin boyu 1.35, birinin 1.50. Dediğim gibi boy çevresel şartlara bağlı olarak değişebilir, olmaz. İkisinin de göz rengi mavi, ten rengi beyaz. O zaman ikisi tek yumurta ikizi olabilir diyoruz. 6. soruya gelelim.
İnsan embriyosunun sağlıklı gelişimi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru olmaz? Embriyonun ürettiği karbondioksit annenin solunum sistemiyle dışarı atılır. Doğru arkadaşlar. Anne ve embriyonun kan grupları farklı olabilir. Evet, doğrudur. Embriyo hücre döngüleri geçirerek gelişir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Hücre döngüsü dediğimiz mitoz bölünme. Anne ile embriyo arasında madde alışverişi plasenta aracılığıyla sağlanır. Doğru. Embriyo bireye ait özelliğini gelişmenin başından itibaren gösterir. Arkadaşlar gelişmenin başından itibaren göstermeyebilir. Sonraki zamanlarda da ortaya çıkabilir. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Bir dişi tavşandan alınan vücut hücresinin çekirdeği aynı tavşanın çekirdeği çıkarılmış yumurta hücresine enjekte edilmiştir. Ve kendisinin döl yatağına yerleştirerek gelişmesi sağlanmıştır. Doğan yavru tavşanın özelliklerinden hangileri ana tavşandan farklı olabilir? Bir kere kendi hücresinden alındığı için cinsiyeti aynı olacak. Kan grubu aynı olacak arkadaşlar. Homozigot genotipli karakter sayısı, bu da yine DNA ile ilgili aynı olur. Vücut ağırlığı birbirinden farklı olabilir. Bu çevresel şartlara bağlı olarak değişen bir özelliktir. Geçelim 8. soruya. Plasenta ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Azotlu boşaltım maddelerinin anne kanına geçişini sağlar. Doğru. Anne kanı ile fetüs arasında oksijen ve karbondioksit difüzyonu sağladığı için solunum organı gibi görev yapar. Olabilir arkadaşlar. Doğrudur. Progesteron ve östrojen hormonları salgılayarak endokrin bez gibi çalışır. Evet, doğrudur. Fetüsün kirli kanı fetüs atar damarı ile plasentaya gelir. Fetüse göre arkadaşlar damarları isimlendiriyoruz. O yüzden fetüs atar damarı kirli kan, fetüs toplar damarı da temiz kan taşıyor. O yüzden bu da doğru. Embriyoya bağışıklık kazandıracak antikorlar üretir. Hayır, antikor üretmez. Antikor annede üretilir. Plasenta tarafından bebeğe gelir. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Geçelim 9 aşağıda. Evet. İnsanda eşey hormonları ile ilgili eşey hormonları aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesinde etkili değildir? Eşey hormonları nedir? Östrojen, progesteron, testosteron gibi hormonlar. Eşey bezlerinin oluşumu. Evet, etkilidir arkadaşlar. Spermin olgunlaşması etkilidir. Yumurta oluşumu etkilidir. Döl yatağı duvarının gelişimi, mesela östrojen hormonu, progesteron hormonu etkilidir. İkinci eşey karakterlerinin oluşumu etkilidir. Bu eşey bezlerinin oluşumu derken yanlış anladım. Eşey hücreleri gibi anladım ben. Eşey bezlerinin oluşumunda etkili değil. Bunlar zaten genetik olarak ortaya çıkar. Sonradan bunların gelişmesinde etkilidir arkadaşlar. Cevabımız Adana şıkkı olur. Geçelim 10. soruya. İnsanda döllenme sonucu oluşan zigot ard arda bölünerek morula adı verilen küremsi dut meyvesini andıran yapıyı oluşturur. Bu gelişim olaylarıyla ilgili hangisi yanlıştır? Segmentasyonda oluşan hücrelerin genetik yapıları birbiriyle aynıdır. Doğru. Çünkü mitoz sonucunda oluşuyor. Hücrelerin büyüklüğü giderek azalır. Şekle baktığınız zaman zaten büyüklük giderek azalıyor. Doğrudur. Her basamaktaki hücrelerin kromozom sayısı aynıdır. Doğru arkadaşlar, mitoz sonucunda oluşuyor çünkü. Zigotun ilk bölünmesiyle oluşan iki hücre birbirinden ayrılarak gelişirse tek yumurta ikizleri. Evet, bakın şunlar ayrılırsa tek yumurta ikizi oluşur. Doğru. 256 hücreli embriyoda her hücre yapı ve görev yönüyle birbirinden farklılaşmıştır. Morula aşamasında farklılaşma olmuyor arkadaşlar. Moruladan sonra gastrula aşamasında farklılaşma oluyor. O yüzden cevabımız Edirne şıklı olur. Geçelim 11. soruya. İnsanlarda gerçekleşen eşeğli üreme sırasında olaylarından hangileri bireyler arasında kalıtsal çeşitlenme oluşturmaz? Döllenmiş yumurtada anne ve babaya ait kromozom bulunması, gelişme evresinde farklı dokuların. Şimdi bakın, farklı dokuların oluşması, bunlar mitoza bağlıdır. O yüzden bu farklılaşma oluşturmaz, yani çeşitlilik oluşturmaz. Gametlerin oluşum sırasında sitoplazmanın eşit olarak bölünmemesi. Arkadaşlar bu da genetik olarak bir şey oluşturmuyor. O yüzden bu da gider. Gametlerin mayozla oluşması. Mayoz farklılık oluşturur. Anne ve babaya ait farklı kromozomların bulunması, bu da farklılık oluşturur. Cevabımız 2 ve 3 Edirne şıkkı olur.
Geçelim son sorumuza. İnsanda döllenme ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Zigotun mitokondrisi yumurtadan gelir. Evet, çünkü spermden sadece çekirdek geliyor. O yüzden doğru. Çekirdek ve sentrozom, unutmayın. Döllenme olayından bir süre sonra embriyo annenin rahmine tutunur. Doğrudur arkadaşlar. Spermin baş kısmı yumurta hücresine girer. Evet, doğrudur. Yumurta spermin salgıladığı kimyasallara doğru hareket eder. Hayır, yumurta hareket etmiyor. Sperm hareket ediyor arkadaşlar. Yanlıştır. Cevabımız 1, 2, 3 Bursa şıkkı olur. Böylece sistemlerle ilgili soru çözümümüzü bitirdik. Şimdi gelelim son olarak ekoloji kısmına. 11. sınıf sorularını da bitirmiş olalım. Birinci soruda diyor ki aşağıda izola bir popülasyona ait büyüme hızı zaman grafiği verilmiştir. Hangi zaman aralıklarında doğum oranı ölüm oranından fazladır? Arkadaşlar, arttığı zamanlarda ve sabit kaldığı zamanlarda doğum hızı ölüm hızından fazladır diyebiliriz. Bakıyoruz 1 numarada, evet. 3 numarada kesinlikle alıyoruz. 2 ve 4 numarayı da alacağız arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 2, 4 ve 6'yı da alacağız. Sabit olanları da alacağız. 1, 2, 4 ve 6 olacak. 1, 2, 3, 4 ve 6 olacak arkadaşlar. Yani cevabımız doğum oranı, pardon bir dakika, soruyu yanlış anladık. Büyüme hızı, bakın, sadece arttığı ve sabit kaldığı, azaldığı zamanları vermiş. Ama şöyle bir şey unutmayın. Büyüme hızı demek her zaman için doğumların ölümden daha fazla olduğu zaman demektir. Sadece bize doğum hızı deseydi, ölüm hızı deseydi o zaman anlardık. Ama büyüme hızı dediği için bütün zaman aralıklarında büyüme hızı arkadaş, yani doğum oranı ölüm oranından daha fazladır. O yüzden cevabımız Edirne şıkkı olur. İkinci soruya geçelim. A türü B türü ile olan ortaklığından fayda görmektedir. Bakın, diyor ki A türü için hangileri söylenebilir? Ototrof olabilir, birincil tüketici olabilir, sindirim enzimleri gelişmemiş olabilir. Şimdi ototrof, yani kendi besin üretiyor olabilir. B türü bunun için azot sağlıyor olabilir. Evet, doğrudur. Birincil tüketici olabilir. Mesela B türü nedir? Bir bitkidir. A türü de bir koyundur. Onunla besleniyordur. Evet, olur. Sindirim enzimleri gelişmemiş olabilir. Mesela bir parazit olabilir arkadaşlar. B türünden o şekilde fayda sağlayabilir. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı. Hepsi doğrudur. Geçelim 3. sorumuza. Bir popülasyon yoğunluğunun zamana bağlı değişimi grafikte gösterilmiştir. Grafikteki bilgilere dayanarak hangi zaman aralığında popülasyonda büyüme hızının 0 olduğu söylenebilir? 0 olduğu demek sabit olduğu demektir. Hangi aralıkta sabittir arkadaşlar? 4 numarada. O zaman cevabımız ne olacak? 4 numara olacak. Geçelim diğer sorumuza. Bir bitki türünde popülasyon büyüklüğü grafikteki şekilde değişmiştir. Grafikteki şekilde gösterilmiştir demek istemiş herhalde, yanlış yazılmış. Aşağıdakilerden hangisinin ortamda azalması 5. zamandaki durumun nedeni olarak gösterilemez? Şimdi bakın, popülasyon büyüklüğünün azalması için hangisi gösterilemez diyor. İnorganik maddeler azalırsa popülasyon büyüklüğü, evet, azalabilir. Çünkü bitki türü ototrof bir canlı. Bu doğrudur. Sıcaklık azalırsa bitki türünün, evet, bu büyüklüğü azalabilir. Işık şiddeti azalırsa bitki türü yaşayamayabilir veya ölebilir arkadaşlar. Organik maddeler azalırsa bu da aynı şekilde. Üremenin azalması popülasyon büyüklüğünü etkilemez arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olacak. Geçelim 5. sorumuza. Grafikte bir balık popülasyonuna ait birey sayısının suyun sıcaklığına bağlı değişimi gösterilmiştir. Bakın, 15 ile 30 derece arasında yaşayabiliyor ama en iyi yaşadığı aralık 20 ile 25 derece arası. Diyor ki 15 ve 25 derece sıcaklıkları balıkların kullandıkları oksijen miktarı aynıdır demiş. Şimdi 15'e bakıyorum, 25'e bakıyorum. Oksijen miktarları aynı olabilir. Evet, ama burada birey sayısının arttığını göstermiş. Dursun bakalım bir. Sıcaklığın balık popülasyonu üzerine sınırlayıcı alt ve üst değerleri vardır. Evet, 15 ve 30 değerleri alt üst değerlerdir. Bu doğru.
20-25 derece arasındaki sıcaklık balığın üreme olaylarını olumlu etkiler. Baktığımız zaman en iyi üreme burada gerçekleşmiş. Doğru. Arkadaşlar buradaki oksijen miktarını bilemeyiz grafiğe bakarak. O yüzden bunu almıyoruz. Cevabımız ne olur? 2 ve 3 denizli şıkkı olur. Evet, ekolojiyle ilgili sorularımız da bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.